Şimdi siz kadın kitabı yazdınız evet. Doğu Bey. Ee, ve daha önce de sizin çıkışlarınız oldu kadınlarla ilgili. Evet. Ee, ve değişik geliyor tabii. yani Bir erkeğin gözünden kadın evet. olmak değişik evet. geliyor. Ve siz diyorsunuz ki Türkiye'yi feminizm tehlikesinden korumamız lazım. Feminizmin e, tam karşılığı, kitap karşılığı kadıncılık. Az evet. önce sizinle konuştuk. Kadıncılığın evet. Evet. Nesi korkutuyor? Ee, <laughs> e, erkeklerin bu kadın korkusundan mı kaynaklanan bir durum? Yani burada evet. şimdi bir kadın erkek olarak evet. Evet. E, hakikaten korkulacak e, cins değiliz. <laughs> bu tersine yani kadın sorunu erkek sorunudur. Yani kadınların mutlu olmadığı bir toplumda erkek mutlu olamaz. Yani kadınla erkek arasındaki sevgiler ondan sonra bağlılıklar annemize duyduğumuz sevgi eşimize duyduğumuz Değil sevgi dışandımıza efendim gönül bağlarımız olan insanlara duyduğumuz sevgi sonuç itibariyle eşit olduğu zaman gerçek bir sevgidir, aşktır ve onun için kadın kadının ezildiği yerde erkek de mutsuzdur ve erkek de birçok şeyini kaybetmektedir. Onun için yani kadın sorununu erkeklerden koparmak çok büyük hata. O yüzden zaten Feminizme karşıyız. Feminizm, sözcük anlamı diyelim kadıncılık ama şimdi öyle bir uygulama yaptı ki Batı'da ve Türkiye'ye dayatılan Batı'dan feminizm, kadının feminizmden kurtulması lazım çünkü feminizm kadını erkeğe düşman yapıyor. Hmm. Yani yanlış bir tanım üzerinden. Yani şimdi feminizm eee zannediyorum fiyelim. Bazı İslamcı hareketler var. Bakıyorsunuz İslam'a ihanet ediyor. Değil mi? Yani İslamcı dedi diye de, 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 DEAŞ mesela kendisini is, değil mi? DEAŞ İslamcıyım diyor ama İslam'a ihanet içinde. Veya diyelim işçicilik var. İşçiyi toplumun diğer güçlerinden koparıyor. Adı işçicilik ama ouvrierizm hmm. Fransızca ama işçiye ...bağlı değil yani işçinin... ...menfaatlerine uyan... ...bir çizgi izlemiyor, İşçiyi diğer sınıflardan kopardığı için... ...sonuçta böyle işçinin de... ...aşağıda bastırılan mevzilerde kalmasına yol açıyor. Feminizm de böyle. Feminizm... ...batıdan Türkiye'ye dayatıldı ve batı kadınının... ...hatta batının da... ...diyelim... ...marjinal bir kadınının özlemlerini, taleplerini getirdi Beyoğlu'na veya İzmir Kordon'a falan belli yerlere dayattı. Yoksa Anadolu'daki kadının, işte çamaşır yıkayan kadının, ondan sonra laboratuvarda çalışan veya sizin gibi televizyonda çalışan kadının, üniversitede doçent olan, profesör olan veya da fabrikada işçilik yapan kadının sorunlarıyla ilgilenen bir feminizm yok. Yani, hmm. yani Türkiye kadının bir tanım üzerinden gidiyor ha, herhalde. Şimdi ha. mesela şimdi Türkiye kadının sorunları var. Nedir? Şehit annesi, şehit eşi, değil mi? Efendim veya e, oğlu PKK tarafından koparılmış, dağa götürülmüş. O kadın ne yapıyor? Gidiyor. HDP'nin kapısına, merdivenlerine dayanıyor Diyarbakır'da. Orada yüz küsur, 150 gündür orada o merdivenlerde oturuyor. Feminizmin o kadınla bir ilgisi yok. Şehit anasıyla bir ilgisi yok. Veya fabrikadaki katınla bir ilgisi yok veya haksızlığı uyuşturucuya çocuğunu kaptırmış. Ama Türkiye'de Doğu Bey yani feministim diyen kadın kaç tane ki? İşte yani bizim öyle baş, kaç tane olması da anlamlı. Çünkü Türkiye kadınının fabrikadaki, tarladaki kadının, laboratuvardaki kadının, televizyondaki kadının sorunlarından bağımsız olan bir feminizm tabii kaç tane oluyor? Yani bir avuç oluyor. O bakımdan haklısınız. Biz de zaten onu söylüyoruz. Diyoruz ki batıdan dayatılan kadın gündemini bırakalım. Biz Türkiye Kadını'nın gündemine dönelim. Yani Türkiye'de kadıncı olalım. Türkiye'deki kadın haklarını, kadının eşitliğini erkekle... Farklı mı? Yani batının... Farklı. Farklı mı? Farklı. Yani... Bakın mesela şimdi ben şimdi zaman zaman evimizde biz böyle e, dinlenmek için seçerek film seyrediyoruz. Batı'dan e, gelen filmlerde bakıyorum neredeyse her filmde bir kadına tecavüz var. Şimdi... Batı'daki böyle bir kadın gündem var ya. İşte kadınlara tecavüz ediyor falan. Şimdi Türkiye'de de böyle bir şey yaratıyor. Kadına yaratır. şiddet var Türkiye'de de. Ya şiddet var tabii. O orada beraberiz. O kadına şiddetin karşısında hepimiz tavır almalıyız falan. Ama işte ka kadın köşeyi dönerken bana şimdi tecavüz edecek diye yaşamıyor veya fabrikada ya sizin gibi belli kurumlarda çalışan kadınların kafasında aman şurada erkek var bana tecavüz mü edecek yoksa böyle bir korku içinde kadın yaşamıyor. Hiç bunlar çok yanlış. Kadın erkek ilişkilerini böyle devamlı bozan ve ikisini birbirine kapıştırmaya çalışan bir feminizm var. O hmm. çok yanlış. Mesela biz bazen o, o şey görüyoruz. Cumhuriyet kadını. Mesela hmm. bir tanım, hmm. bir Görüntü yani böyle bir bir takım e, kadın üzerinden biz yıllarca başörtüsünü kadın üzerinden tartıştık değil mi Türkiye'de evet, evet. hep kadının üzerinden bir siyaset yani şimdi de mesela Cumhuriyet kadını bu sefer diyor ki hayır Cumhuriyet kadını başka bir profil bir kesim diyor ki hayır benim Cumhuriyet kadını dediğim profil başka seküler görüntülü bir kadın ama karşı taraf diyor ki benim Cumhuriyet kadınım e, kanı başında e, yemek taşıyan <laughs> Silah Cumhuriyet taşıyan kadın. kadın. Cumhuriyet... Yani şimdi e, Türkiye ikiye bölünmüş yani Cumhuriyet kadının ta, tasviri bile değişik. Bala Cumhuriyet kadını tanımını marjinaller yaparsa ben o tanım'a katılmıyorum. Cumhuriyet kadını Barış Pınarı harekatında Mehmetçin yanında olan kadındır. Cumhuriyet kadını erkek kadın eşitliği için çalışan kadındır. Cumhuriyet kadını toplumda ekonomide bir yeri olsun, ondan sonra eli ekmek tutsun. Ondan sonra bir işlev sahibi olsun. Yalnız mutfakta görevli olmasın. Ha şimdi Bur geleceğim. Diyanetin arkadaşlara hmm. bir rica yani şöyle bir mut Eğer şöyle elimizde varsa kadın, kadın, Diyanet'in spotu vardır. Yalnız hamur yoğuran bir kadın istemiyoruz. Önemli bir yere Siyasette geldiniz. olsun, hükümette olsun, belediye başkanı olsun, cumhurbaşkanı olsun, parti genel başkanı olsun, yönetimlerde olsun, felsefede olsun, üniversite kürsüsünde olsun, ders versin, keşif yapsın, laboratuvarda olsun. Ondan sonra e, böyle bir kadın, cumhuriyet kadını. Zaten bakın bizim Atatürk devrimimiz o kadar muazzam başarılar kazanmış ki. Hamur da yoğursun ki. tabii bu ha? arada ya. Ne? Hamur da yoğursun. erkek de yoğursun. Erkek Erkek de yoğursun. <laughs> yani <duydum>. bakın şimdi <laughs> bizim şu şöyle benim eşim şöyle bizim e, o iki oğlumuz var Mehmet Allah ve Can. Ha, evet. ha, i̇kisine de çocukken pasta yapmayı, hamur yoğurmayı öğretmiştir. Yani. Tebrik ederim. öğretmiştir. Ve ondan sonra tabii bulaşık da yıkarız, hamur da yoğururuz evet. ves ama hamur e, kadına sırf hamur yoğurma işlevini hamur yoğuracak işte tepside şey erkeğin şeyini yapacak. Şimdi çok güzel bir hikaye var. Ee, 1970'li yıllarda pazarcık köylerinde evet. benim eşim Şule Penecek bizim iki çocuğumuzla köyleri dolaşıyordu, 18-20 köy dolaştı falan. Orada e, şeyi görüyor yani. Tarladan döndükten sonra erkeklerin ayaklarını kadınlar yıkıyor. Halbuki Yık. tarladan kadın da dönüyor yani. Ama Abi, onların bir, ayağını yıkayan erkek yok. Yok. Bir, bir evde bir enteresan bir şey oluyor. Bakıyor erkek kendi ayağını yıkıyor. Şule de eşim çok seviniyor. Yani bu bu evde kadın yıkamıyor falan. Ya diyor ne güzel diyor. Sen diyor kendi ayağını yıkıyorsun falan diyor. E, diyor ki erkekte benim diyor ayağım gıdıklanır başkası yıkadığı zaman. <laughs> geldi <laughs> ki sebebi ya, de öyle. Ha, yani sıkılmaması yıkatacak yani. <laughs> ilk <atacak> evet yani <laughs> şöyle yani tabii toplumumuzda böyle belli gelenekler var. Yani erkeğin egemen olduğu bir kültür vesaire varsa şimdi ama sizin Türkiye bunu aşıyor. Sizin bu sözleri bir kesimde mesela kademe de bir ara e, bir hmm. kesim e, tepki göstermişti. E, hükümete yakınlığıyla bildiğimiz kadem. E, şimdi cinsiyet ayrımcılığına karşı hükümet bir adım attı. Hmm. E, kadınların ve erkeklerin toplum içerisinde eşit e, vatandaş olarak yaşaması. Evet. Yani iş hayatında e, normal hayatta. Ancak buna e, bir e, batı müdahalesi gözüyle bakan e, ve cinsiyet ayrımcılığına İslamcılığıyla mücadelenin çok tehlikeli olduğunu düşünen bir kesim var Türkiye'de. Yok o yanlış. Yani ben ona katılmıyorum. Cinsiyet ayrımcılığına karşı hep beraber mücadele etmemiz lazım. Ama bu aynı zamanda erkeğin meselesi. Yani kadınlar da cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadeleyi erkekle beraber yapacaklar ki başarıya ulaşalım. Yani toplumun yarısını karşı tarafa iterek değil, cinsiyet ayrımcılığında nedir? Bir kere erkeğin dönüşmesi lazım. Cinsiyet ayrımcılığının kalkması için erkeğin karısını ayağını yıkatmaması lazım veya e, evinde kadına yardımcı olması lazım veya eşinin e, iş hayatında, e, ekonomi hayatında, kültür hayatında bir kişilik sahibi olmasına çaba göstermesi lazım erkeğin. Onun için kadın sorunu kadından çok erkeğin dönüşmesiyle e, başlatalım. Evlatları yetiştiren de Tabii. bir evet. e, yani erkek, erkek başlayan? değişecek. Özellikle kadın da tabii değişecek. Yani kadın da kendisine dayatılan rolleri kabul etmeyecek. Yani ben benim görevim ayak yıkamak veya hamur yoğurmak değildir diyecek kadın. Tabii bunları da yaparım ama diyecek. Hamur yoğururum ama aynı zamanda ben iş hayatında varım. İşte biz bunu feminizm olarak neselendirdiğiniz için değil. yanlışlık yapıyoruz. Evet, Şimdi Sayın bu Başkan feminizm, kısa bir ara... Feminizm daha özel bir şey. Yani i̇şte feminizm, biz bunu, bu kavramları karıştırıyoruz. Evet, feminizm o yüzden. daha marjinal lazım. erkek düşmanlığına kadının korunmasını anlıyorum. indirgeyen bir anlıyorum, hareket. Anlıyorum. Peki.